Evet arkadaşlar, bugün konumuz Fransızca'da sıfatlar. Haftaya 2 Ocak'ta sınavımızda da bununla ilgili sorular çıkacak. Biz sıfatları arkadaşlar bu sene gördük. Hangi konularda gördük? Deskripsiyon, fizik ve portre moralde gördük. Bir, neydi? İnsanların dış görünüşüne bakarak arkadaşlar söylediğimiz kelimeler, yani sıfat olarak kullandığımız kelimeler. Bir de insanları tanıdıkça öğrendiğimiz özelliklerini belirten kelimeler, yani sıfatlar. İlk önce deskripsiyon fizikten başlayalım. Arkadaşlar sana nasıl sorabiliriz? İle suriyan cümlesini, o güler yüzlü biridir cümlesini feminen yaparken arkadaşlar il erkek için kullanılan bir özellik. İli ne yapmışım? Ene çevirmişim. Suriyan sıfatının sonuna da e getirerek bunu da feminen hale çevirmişim arkadaşlar. Gelelim ikiye. Bu nous sommes vieux, biz yaşlıyız. Bunun erkek grubun söylediğini düşünelim. Bayanların söylediğini düşünerek arkadaşlar çevirelim. Nous sommes vieux. Arkadaşlar vieux sıfatının feminen hali arkadaşlar sonu x ile biten her sıfata uymaz. O yüzden tamamen değişen sıfatlar arasına ya da belli bir ölçüde değişen sıfatlar arasına girer. Gelelim, yine aynı sıfat var burada. François est beau, François yakışıklıdır. Arkadaşlar bunu feminen yapıyorum. François est belle. Beau, belle arkadaşlar. Yakışıklı, güzel. Gelelim gros. Arkadaşlar Ali est gros, Ali şişmandır. Ayşe est gros. Arkadaşlar bu da ne yapıyor feminen yaparken? Dikkat edin, 3 harfli kelimeler vardı İngilizce'de. 3 harften oluşan kelimeler. Bunlara biz komperatif ya da süperlatif yaptığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Sondaki sessiz harf 2 kez yazılıyordu. Burada da yine gross arkadaşlar. Sınavda da bu şekilde biz ya feminen halini vereceğiz arkadaşlar, maskülen halini isteyeceğiz ya da maskülen halini verip feminen halini isteyeceğiz. Örneğin feminen halini verdim. Ne yapacağım? Maskülen yaparken sondaki y'yi atacağım. Bunu bilmem gerekecek. Maskülen haline çevireceğim. Yine bunu da bilmem gerekecek. Maskülen haline çevireceğim. Arkadaşlar bakın, burada tu es petit, bunu atlamışız. Sen küçüksün ya da arkadaşlar kısa boylusun anlamında. Petit. Tu es petit. Bunu söyleyen kişi bayan mı erkek mi? Birinci cümleyi söyleyen kişi bayan. İkinci cümleyi söyleyen kişi ne yapmışım? E'yi atmışım, maskülene çevirmişim. Arkadaşlar gelelim portre moralde kullanılan, daha çok insanları tanıdıkça anladığımız, tanıdıkça kavradığımız ve onlara arkadaşlar yakıştırdığımız sıfatlar. Je suis sérieux. Arkadaşlar bir erkek söylemiş, ben ciddiyim. Je suis sérieux. Arkadaşlar bir bayan söylemiş, ben ciddiyim. Bu şekilde sonu x ile biten sıfatlarda arkadaşlar, ya da x ya da eux ile biten sıfatlarda X'i atıp S'ye getiriyorum arkadaşlar. Ali est rêveur, Ali hayalperesttir. Ayşe est rêveuse, arkadaşlar sonu R, eur'la biten sıfatlarda arkadaşlar eur'a atıp eus'a getiriyorum ya da kısaca R'yi atıp S'ye getiriyorum arkadaşlar. Yine Yeliz est jalouse, arkadaşlar bakın neye benzedi? Serio'ya benzedi. S'ye atıp X getirip sıfatı ne yaptım? Yakup est jaloux, maskülen haline çevirdim. İle fatigue, o yorgundur. Arkadaşlar ne demiştik? Eğer bir kelimenin sonunda e harfi varsa ve e'nin üzerinde aksan degü varsa, yani arkadaşlar bu şekilde aksan varsa feminen yaparken ne yapıyorduk? O e'nin yanına bir tane daha e koyuyorduk arkadaşlar. Ele fatigue, o yorgundur. Metap et trist, eğer bir kelimenin son harfi e ile bitiyorsa ve e'nin üzerinde herhangi bir aksan yoksa bu kelimeler, yani bu sıfatların feminen ve maskülen halleri aynıydı değil mi arkadaşlar? Değişmiyordu. Ne yapacağız arkadaşlar? Belli başlı kuralları bilmiş olacağız. Mesela değişmeyenlere bir tane daha örnek verelim. Jeune sıfatı arkadaşlar. Neydi jeune? Neydi jeune arkadaşlar? Jeune neydi? Genç. Örneğin sempatik.
Biz bunu kısaca sempa olarak kullanıyoruz. Yine bunun da feminen ve maskülen hali aynıdır arkadaşlar. Kullandıkça arkadaşlar daha çok geliştirebileceğimiz ve daha çabuk öğrenebileceğimiz bir konu. Fransızca'da sıfatlar. Tekrar kısaca özet olarak bir şey söyleyeyim. Eğer bir sıfatın son harfi e ise bu sıfatın feminen ve maskülen hali aynıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ama son harf aksanlı e ise, yani aksanlı gü varsa, o zaman feminen yaparken bir tane daha e getiriyorum. Genel itibariyle sonu e uksla biten sıfatları da x atıfsı e getiriyorum. E urla biten sıfatları da genel itibariyle e ur atıf arkadaşlar e us getiriyorum ya da ve atıfsı e getiriyorum. Bir sıfatın sonunda arkadaşlar e harfi varsa şuna dikkat etmemiz gerekecek. Sıfatın maskülen hali de olabilir. Ki keza bakın şurada neredeydi? Tu es petit. Şimdi bir sıfatın sonunda e var, dedik ki tamam bu maskülen feminen aynıdır. Hayır arkadaşlar. Petit petit, değil mi? Bunu da bilmemiz gerekecek. Hep sonunda e olan sıfat maskülen olmayabilir ya da feminen olmayabilir. Buna dikkat edeceğiz maskülen feminen yaparken.